teşekkür ederim. Evet, artık dijital dünya ile insanların birbirini tanıma yöntemi de değişti. Şimdi kızının erkek arkadaşını tanımak için bir babanın kızı stalklamasını izleyeceğiz. Yani daha yakından tanımak için internetten erkeği araştırmaya çalışan bir kız babası hikayesi geliyor. Alevli Baba geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Oğlum hadi kalk artık şunun başından. Bak ablanın arkadaşı gelecek. Erkek arkadaşı demek istedi baba. Biliyorum lan. Niye altını çiziyorsun? Anne. Bu elbise nasıl olmuş? Çok güzel olmuşsun yavrum. Çok. Baba. Ben hiç beğenmedim. Bokum gibi oldu. Ya Nezan, tamam. Nezan, yapma böyle. Bak çocuk da gelecek. Onun yanında da böyle apır sapır davranmayacaksın değil mi? Aşk olsun. Ben öyle bir insan mıyım ya? Ha sakın. Bak kız 30 yaşına geldi. Evde kalacak. Anne ben buradayım ama... ya. Tamam kız buradaysan buradasın, ne yapayım? Sen de kimseyi beğenmiyorsun. Ya ne yapayım ya? Kimle görüşsem ya dolandırıcı çıktı ya yalancı. Benim yüzüm var anne. Oğlum, oğlum. Bak ben bu sefer hissediyorum. Analar hisseder. Fotoğrafında gördüm, bu düzgün çocuk. Senin en son düzgün dediğin çocuk Brad Pitt'ti anne. Kimse kim? Gayet düzgün çocuktu. Ya anne fake hesaptı o. Kız fake make. Bir daha o kadar yakışıklısını bulabilecek misin? Yok anlamıyor ya. Neyse anlamıyor. Gel hadi saçımı yapalım. Bir tamam geldim geldim. Gel bakın. Uslu uslu dur. Uslu uslu. Biz de oturuyoruz bu annem bu şekilde. Ne var lan elimizde çocukla ilgili? Adı Ahmet'miş baba. Ahmet mi? Ahmet mi dedin sen bunu? Dur baba daha bir şey demedim ya. Benim için yeterli. Ahmet adlı Ahmet mi? Evet. Ama daha tabii somut bir şeyler lazım tabii. Bize. Söyle başkanım. 29 yaşında. 29 mu yaşında? Nasıl 29 yaşında oğlum? Ama sen böyle her şeye sinirlensen ben anlatamam. Doğru. Kusura bakma devam et. Evet. İki üniversite bitirmiş. Hmm, demek ki gerizekalı tek seferde anlamıyor. Öyle bir şey değil baba. Çok zekiymiş. Böyle prestijli bir şirkette müdürmüş. 5 dil biliyormuş. Hmm. Köklü bir ailenin tek çocuğuymuş. Hmm. Toplum gönüllüsü. Çeşitli dernek ve vakıflara üye. İçkiyi ağzına bile sürmemiş. Galiba kumardan da haberi yok. Çok sıkıldım ya. Bu nasıl bu kadar iyi bir çocuk olabilir mi ya? Ben de mahallesinde bir sordurtayım dedim. Belki bir şey çıkar diye adamın belgeselini çekiyorum zannettiler. Öyle yüce birisiymiş bu. Ya ben de geçen GBT'sine baktırayım dedim bir arkadaşa. Çıktı mı bir şey? Bir kere kırmızı ışıkta geçmiş. He. Onda da geri gelmiş. Gördüğü ilk polise de demiş ki hak geçmesin yazın benim cezamı. Bu ne böyle bir çocuk olabilir mi ya? Eski sevgililerinden de bir şey çıkmadı baba. Niye ayrılmış en son kendi? Kızların hepsi ben sana layık değilim. Sen daha iyilerine layıksın deyip ayrılmışlar. Ya bizim kız kendini de bilmiyor ya. Ayrılmaz ki. Acaba bıraksak mı çocuğun peşini ya? Hayır sakın. Bırakmak yok. Öyle bir şey yok. E ne yapacağız o zaman? Benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne geliyor? Hatta biraz girişimleri de başladım yani. Ne oldu ya? Şimdi biz... bu çocuğun... çok düzgün ya, tamam. Eyvallah, evet. Kabiliyeti evet gördük. Toplu kurulusu bilmem ne. Evet. Hepsini gördük. Biz fakir hesap açacağız. Fakir hesaptan çocuğu işleteceğiz. Yani tamam aldatmıyor falan ama... kafasını, gönlünü kaydıracağız. Ya kim uğraşacak baba onunla ya? Ben uğraştım. Nasıl ya? Aha. Bu ne Alev lan? Alt dire 83. Bizim kahvedekilerin hepsini işlettim. Süleyman amcam var ya, he, şu an bana aşık. Köpek kapımda, köpek. Vallahi köpek. Süleyman amcam bana aşık ne demek ya? Yakışıyor mu sana baba? Kaç yaşında adamsın? Lan oğlum, Allah Allah. Denemek için yaptık herhalde, baktık. İyi tamam yaz, ne yazacaksın? Şimdi ne yazalım? Çocuğun adı neydi? Ahmet. Ahmet. Aa, buldum dur, gir. Önce bir herhalde bir selam yazılır. Önce selam yazılır. Bilmiyorum ki öyle mi yapılır? Sen bayağı zilli olmuşsun. Doğru düzgün konuş lan. Tamam, Allah Allah. Böyle gireceğim mevzuya, nasıl gireceğim başa? Selam. Hı. Gönderdik. Oha hemen görüldü oldu. Vay 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 vay. Hemen görüldü oldu. Aha mesaj geldi. Tanıyamadım, kimsin demiş. Şey, dernekte karşılaşmıştık ya da hem inandırıcı. Çok olur. Güzel, çok güzel. Dernekte karşılaşmıştık ya. Allah Allah.
çıkaramadım ama buyurun demiş. Hemen de resmiyete girdi. Bak, 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 bak. Ne bu resmiyet canım? Gönderdim. Acaba biraz ağırdan mı satsan kendini? Saçmalama lan. Artık devir değişti oğlum. Artık devir çok hızlı ve sapkın ilişkilerin devri. Bana güven. Ne oldu tatlışkom? Mesajda yazmıyorsun. Bak şimdi. Sanki böyle olmayacak gibi ama sen bilirsin. Nasıl olmayacak gibi? Oğlum babana biraz güven lan. Babana biraz güven. Geçen Remzi amcam var ya kahvede. Remzi amcan dedim. Remzi dedim. Bir 500 lira boş versene lan dedim bana dedim. Şerefsiz vermedi. Buradan yazdım. Remzi'm canım bana dedim. Yolda kaldım. 500 lira verir misin? Hemen gönderdim. O zaman çocuğu siktir edelim. Buradan yürüyelim baba. La saçma sapan konuşma. Denemek için yaptım bunları. Hepsi deneme süreci. Yazmıyor ya. Tamam yazmasın. O kaybeder ya. Ama ben dayanamam ki yazayım. Ne oldu? Uyudun mu? Ne oldu? Ne yazdı? Yok ya. O yazmadı. Süleyman amcan yazmış. Nude istiyor. Nude ne? Ne? 1000 lira gönder. 1000 lira. Düşünürüz. Ne diyorsun baba? Atacak mısın? Lan yok. Saçma sapan konuşma. Denemek için yapıyorum bunları. Evet. Ne yapacağız? Ne yapsak ya? Ben dayanamayacağım. Yazacağım ya. Yaz. Tamam. Bir daha yaz. Ne yazacağım? Şapşik. Cevap versene. Gelmiş. Gelmiş, gelmiş. Kim çocuk gelmiş? Çocuk gelmiş. Çocuk mu? Ya, ya baba Ahmet işte. Ahmet mi? Hazır mısınız? He? Hazırız, hazırız. Hoş geldin. Efendim bunlar sizin için. Ay ne zahmetler yavrum. Merhabalar efendim. Merhaba canım. Ben Ahmet. Merhaba. Hala ben Ahmet diyor ya. 7 sülalesini araştırdık, haberi yok. Biliyor evet Ahmet olduğunu. Kızım senden ufacık bahsetmişti evet. Evet efendim. Minik. Sizden de çok bahsetti zaten. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Sağ ol yavrum, sağ ol. Otur, otur buyur, otur. Otur. Tabii otur. Oturun. Bizim bir işimiz var. Onunla bir... Ne baba? Sarı siteden araba bakacağız da. Allah zamanı mı şimdi? Ama çok hızlı ilerlediği için fiyatlar hemen artıyor. Tamam. Oradan bir şey yapalım ya. Anne babanlar nasıllar yavrum? İyiler efendim, hamdolsun. İş güç biraz koşturmacaları vardı. Gelemediler, kusura bakmayın. Tabii tabii. Ya bu yazmıyor ya. Baba çocuk burada ya, ondan yazmıyor. Bir gün bekleriz ama mutlaka. Tabii tabii, seve seve. Pardon. Hayırdır? Kusura bakmayın. Kim yazmış? Önemli değil ya. Önemli değil diyor ya. Ne yani, ben bir günlük heves miydim onun için? Ya baba çocuk sana ayıp olmasın diye sana cevap vermiyor. Evet lan doğru, ben niye karakter karmaşası yaşadım ya? Ben o zaman bir çaya bakayım. Olur. Çay demledim. Olur. Haydi bakalım siz de burada oturun kardeşim çocuklar. Bahadır benle gel. Ben ne alakayım? Bahadır benle gel. Ben de bir çocukla bir telefon görüşmesi yapacağım. Ya baba bir konuşalım. Alış sat hiç o şeyleri. Onu bir ben sonra şey. Ben çıkabilirim sen. Yok yok sen şey. Ya Remzi bir dur ya. Sevdin mi bizimkileri? Vallahi çok tatlılar. Aynı senin gibi. Sen beni dolandırmıyorsun değil mi lan? Zire nereden çıktı artık? Bana güvenmen için daha ne anlatayım? Çok seviyorum, aşığım diyorum kızım ya. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Vallahi mı? Vallahi. Yemin et. Gerçekten. Ya sallak ya. Ya Ahmet kim bu ya? Ya annenin babanın yanına söylemeyeyim dedim ama... sabahtan beri biri mesaj atıp duruyor. Dernekte tanıştık, hatırlamıyor musun falan. Öyle biri yok yani, tanımıyorum dernekte falan ya. Bakayım, bakayım ne yazmış. Bak, göstereyim. Bak. Seni çok arzuluyorum, ye beni. Ne ya bu? Ya vallahi tanımıyorum hayatım, vallahi tanımıyorum ya. Ver şunu bana, ben bir tanışayım onunla. Bir aşkım dur, dur yapma ya. Şişt, bir dakika, bir dakika. Engellerdi. Ya bir dur ya. Ben de senden çok hoşlandım. Bir sesini duyun prenses. Bakalım kimmiş? Ya engellerdik, boş ver ya. Ya seni geç bulmuşum, kaybeder miyim? Aa, ses kaydı yollamış. Ne diyor? Ya canım benim, sen benim sesimi mi merak ettin? Canım benim ya, manyak salak şapşal. Şimdi sana anlık fotoğraf atacağım. Ne ya? Dur, fotoğraf attı. Ne bu? Ya, nasıl atabiliyorsun böyle bir şey? Ne bileyim ben. Doğru söyle. Vallahi tanımıyorum. Yemin ederim. Yüzüne Ahmet demin dedim. Vallahi tanımıyorum. Ne oluyor? Kavga mı ediyorsunuz? Ne yaptın kızıma? Ya baba ya. Bir şey yapmadım. Baba. Bir şey yapmadım efendim ben.
Baba yok bir şey ya. Biz öyle şakalaşıyorduk. Evet, çatırdım ama. Çaylar da geldi. Çaylar. Ben bir lavaboya gidebilir miyim acaba? Gösterin ama. Ben göstereceğim ona. Şurada. Şuradan. Tamam. Mutlusun bize. Sevdin mi çocuğu? Sevdin mi bir çocuğu? Tabii canım. Babam bence artık bayağı hoşlanıyor. Sen de şey yapsana. Ne oldu? Nereye? Nesini belli? Ne oldu ki? Ya o şey yaptın. Çay koymuştum buraya. Hiç bir şey yok ya. Kuru kuru çay içilmez. Çay da kuru değil ama öyle derler. Gel gel. Kek yap. Kek koyacaktım. Vallahi ne oluyor ya? Nisan telefon. Kim bu? Kim bu? İsterseniz bu akşam görüşebiliriz yavrum. Kim lan bu? Bak bak bir de Ahmet diye kaydetmiş. Ben yiyeceğim ya. Allah senin bir boyun posun devrilsin Nizam. Nizam demek içeri gidip bununla konuşuyor. Dur ben sana güzel bir cevap vereyim. Akşamı beklemeyelim canım. Hemen görüşelim istersen. Hah gönder. Ay yüzsüze bak. Tamam görüşelim. Çok isterim. Ben daha çok isterim. Annene çok ayıp oluyor. Sonra mı şey yapsak bu işi? Ya bir şey olmaz. O da mesajlaşıyor. Boş ver. Tamam. Görüntülü konuşalım o zaman. Aşkım ne yapacağız? Konuşalım. Ay, şey, tamam. Bir şey tamam. Tamam. Hiçbir virüs kalmadı ya. Ya yapmayalım böyle bir şey. Ya ne demek abla, ya? Abla bir sıkıntı yok değil mi? Aa yok yok ya. Yok bir sıkıntı yok. Ne oldu arıyorum ya? Ben. Arıyorum ben. Hayatım yapma ne dur, olur. Dur dur arıyorum. Dayanamayacağım. Ha, açacağım. Vallahi arıyor. Arıyor. Açtım. Konuş. Anne. Anne senin anandır. Ağzıma ne laflar geliyor da bir planlar. Hafif kadın. Anne. Hoş. Hoş. Anne. Aa, buradayım ya. Ne hoşsa hoş. Kız. Aa, ana gözümde seçmiyor benim artık. Anne. Ben başka bir kadınla görüşecektim. Ben de. Kimin telefonu? Ahmet'in. Ahmet'in mi? O kim telefonu? Babanın. Babamın mı? Sen de bir şey söylemek ister misin baba? Demek ki benim Ahmet'le ilişkim varmış. Ya baba ne saçmalıyorsun ya? Vallahi ne diyorum? Fikrimi sordun. Ahmet bence hiç hoşuma gitmedi. Benim hiç muhabbette çekilmiyor. Gayet gerçek bir çocuğa benziyor. Bence sen ayrıl ondan. Nizam! Ne? Laf kalabalığı yapma. Açıkla şu durumu. Alev alttan tire 83 siz misiniz? Ben bir kere 62'liyim. Bu teziniz çok yanlış. Bahat'ı sen mi yaptın? Hayır. Sen mi yaptın? Terbiyesiz çocuk! Ne yapıyorsun sen insanlarla geylik mi? Ben hallediyorum. Sen merak etme. Ne biçim çocuk oldun sen ya? Ne biçim çocuk oldu git başkalarıyla eğlen. Ben bir şey yapmadım. Ben emir kuluyum ya. Kimin kulusun lan? Kimin emir altında çalışıyorsun? Çabuk söyle bana. Nizam. Efendim? Baba. Alev. Pardon. Ya. Ya baba bir açıkla ya. Niye yaptın böyle bir şey ya? Evet. Alev 6-83 ben. Doğru. Nasıl bir şey bu ya? Lan niye yaptın? Kızım yani şeyden dolayı yani bu test gibi düşün bunu hani... Aklı kayacak mı diye. Hani senin sonuçta bir... Ya ne alakası var baba ya? Bir de çıplak kadın fotoğrafı attın ya. Ha. Yok yok. O çıplak kadın falan yok. Bendim o. Aa. Nasıl ya? Dekoltesi vardı. Şöyle yaptım. Ay. Aa, bir de ya. Bir de ya. Nizam yıkıl karşımda. Ay. Yıkıl. Ya ben... Ya baba. Sus! Ya bir açıklamama izin verin ama ya lütfen. Ya niye açıklayacaksın ya baba? Burada benim erkek arkadaşım gelmiş ilk defa. Tamam kızım tamam lütfen söyleme çok utanıyorum. Kaç yaşına geldin Nizam? Yani böyle bir şey. Söyleme söyleme onun yerin dibine girelim lütfen. Yani beni de alet ettin baba. Lütfen sen hiç konuşma lütfen. Kızarım çünkü. Adam bir dur bir iki sövelim içimiz rahatlasın. Ben biliyorum ne diyeceğinizi bildiğim için ben dersimi aldım. Çok özür diliyorum de hepinizden. Ya baba ama yani yapılacak. Kızım çık lütfen. Lütfen sakın kızım. Baba... Sakın bir tane ay tamam konuş.
Şimdi şöyle, benim hatalarımın çok farkındayım. Hepinizden çok özür diliyorum. Ahmetciğim, senden de çok özür diliyorum. Daha şöyle yapalım mı? Mesela daha önemli şeylerimiz var. Onları konuşalım. Mesela düğün ne zaman olacak falan. Bunları konuşacağız. Ben arada kaynarım çünkü. Çok utanıyorum. Ben arada kaynarım ve bir şekilde unutulur giderim. Siz beni hiç sakın düşünmeyin, tamam mı? Öyle yapalım onları. Siz sakın beni düşünmeyin. Konuşun kendi aranızda. Mesela düğün ne zaman olacak? Bunları konuşun. Düğünde bir sürü masraf var. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Adam yerin dibine girdi. Kal orada Nazım. Çıkma hiç, tamam mı? Evet, çok güzel hareket diyenler. Dil diyenler. Yani finali biraz hızlı bitti. Onun dışında yani bence işlenen konu yani hem güncel olması hem de tamamen tiyatro tekniklerinden böyle farz örneklerinin olması, karıştırılma falan bence o kadar iyi bir oyundu ki, o kadar iyi bir skeçti ki bunun böyle normal uzun tiyatro oyunu olsa izlerdik. O kadar iyiydi. Ben aşırı beğendim. O yüzden kendim de az torpil koyup buna zil demek istiyorum arkadaşlar. Çok güzeldi vallahi. Çok güzeldi. Batu oraya gel gitmeye zili çal. Ben zile koşuyor sandım. O ne ya, zili alıp gitmek ne oğlum? Tamam zil ya, ben kaçtım ya. Aldık zili, tamam. Hadi çal bari orada. Çalayım şey arkadaşlarım adına. Evet, herkese buna. Yani bu kadar hani güncel konuların işte burada sahnede metin yazmanın önemi de o yani. Güncel konuların metinleri yok. Bunu böyle hakikaten uzatsak süper bir tiyatro oyunu olur. Hiç böyle eşini, arkadaşını, çocuğunu stalklayan var mı aranızda? Ben de yaptım bunu. Bu gülüşte. Gülüşte bir şey. Aha, biri var. Bir mikrofon alabilir miyiz? Tam şu öne. Şimdi şey, eşimle ilk tanıştığımızda Instagram'dan fotoğraflarıma girip beğenmiş. Sonra geri çekti bir de. Ha, bu yeni taktik değil mi bu arada? Evet, yeni çekti. Şu an tanışmak istediğinin profiline girip fotoğrafları beğenip sonra çekiyor. Evet, sonra orada geri çekmiş. Çıksın sonra diye. Diyor ki ben beğenmedim ki diyor. Beğenmedin mi diyor? Evet, kim beğendi gece dörtte? Ver bakayım. Bir dakika, dur. Evet abi, taktiği alabilir miyiz? İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Yani çocukluğumdan beri hep izliyorum sizi. Geç onları, geç. Sen geç. Sen çocukluğundan beri ne yaptığını gördük sen. Geç. Şu tekniği anlat bize hele. Şimdi şöyle, ben mesleğim gereği gece çalışıyordum. Gece dörtte bir ara boşluk buldum. Profilde öyle geziyordum. Hani böyle sayfaya inerken demek iki kere tıklamışım. Sonra geri çekmişim ama... Hay Allah ya! Ya o kadar inandırıcısın ki yemin ederim. Hayır, o yanlışlık oldu gerçekten. Abi yanlışlık olması için senin böyle geçmen lazım. Şöyle yapıyor olman lazım ya. Zaten hızlı hızlı geçerken... Hızlı geçiyordu. Sonra da geriye doğru giderken hepsini geri mi almışsın böyle? Sonucunda da böyle oldu zaten. Sonra da evlendiniz. Evet. Ne zaman evlendiniz? 17 Ekim'de. Ya yeni evlendiniz. Yeni evliyiz. Vay, çok güzel ya. Ben çok güzel hareketler bunları ilk bölümünden beri full izliyorum. İzliyorsun. Her gün yemek yemeden, yani sizi izlemeden yemek yemiyorum. Yemek yemeden? Gerçekten kavga ediyor benimle. İlk defa mı canlı izliyorsun? Evet, yok daha önce sevgiliyken geldik. Balkonda en arkada oturuyorduk. Gizlendik ailesi görmesin diye. Hadi be. Şimdi de herhalde oturuyoruz. Süper başladık. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Alkışlarınızla. Bravo.